Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Haftanın son işlem gününde stratejist Cüneyt Baksoy ile beraberiz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Selamlar Veste. Güzel bir yayın olsun her zaman olduğu gibi diyelim. Hemen sözü sana bırakayım. Teşekkür ederiz. Küresel piyasalarla isterseniz başlayalım. Şimdi yurt dışı piyasalarda Fed'den Mart ayında bir faiz indirimi beklentisi azaldı. Fed faiz indiriminde nasıl bir yol izleyecek? Faiz indirimi yılın ikinci yarısında gelebilir mi? Bunun piyasalara etkisi ne olur? Genel olarak küresel piyasalarla ilgili nasıl bir değerlendirmelerde bulunursunuz merak ediyoruz. Sevgili Beste, gerçekten önemli bir ara toplantıydı. Asıl toplantı Mart ayı. Geçen yayında da söyledik. Çünkü bütün piyasa kendini Mart ayındaki faiz indirimine odaklamıştı. Potansiyel bir faiz indirimine ve fiyatlamalar da o yönde ilerlemişti. 2023'ü pozitif tarafta bitirmiştik. Hatta şu ibareyi de kullandık. İsrail-Filistin gerginliği, işte Kızıldeniz'de yaşananlar, Rusya-Ukrayna sürecinin devam etmesi, Çin'de yaşananlar, orada Evergrande meselesi de çok önemli hale gelmeye başladı. Emlak sektörü üzerinden bir problem yaşanır endişesi her geçen gün artıyor. Yani jeopolitik riskler de var. Ekonomik ajandada yer alan riskler de var. Ama o dönem 2023'ün son çeyreğinde Fed bekle göre geçerek ve söylemini faiz indirim moduna, tonuna yani geçirerek böyle bir evrilme oldu bir anda. 3 faiz indirimi piyasaları ipten aldı ve pozitif tarafa geçirdi. Piyasalar iyi bir kapanış yaptılar ve 2024'ün Ocak ayı da pozitif yönde ilerledi. Bunu da anlattık sebepleriyle. Çünkü hala FED'den Mart ayında bir faiz indirimi beklentisi içindeydi piyasalar. İşte bu ara toplantı onun netleşmesi açısından önemliydi. Ve FED ve Başkan Powell, hem FED'in kendisi hem Başkan Powell, tutanaklarda da gördük bunu. Tutanaklar daha sonra gelecek ama metinde gördük diyelim, daha doğru ifade. Ve Başkan Powell'ın konuşmalarında sürpriz bir şahinlik çıktı ortaya. Yani çünkü aslında olması gereken de bu. Çok çabuk biraz piyasaların moduna girdi FED. Yani piyasa ister. Piyasa bir şekilde pozitif tarafta kalmak için senden faiz indirimi mutlaka ister. Bunun için de birçok gerekçe öne sunar. Hatta bu toplantıda sevgili Beste, toplantıdan önce siyasi kanattan da bir dolaylı baskı vardı. Özellikle Kongre'de Bankacılık Komitesi, biraz bankaların lobisi de var orada. Ve de faiz noktasında dikkat etmesi gerektiğini, yüksek faizlerin önümüzdeki dönem bankacılık sektörü adına ve reel sektör adına, ki biz bu riskleri hep söylüyoruz ama potansiyel problemler ortaya çıkarabileceğini, FED'in sorumluluk alması gerektiğini söylüyordu. Yani siyasi taraftan da bir etkileşim var. Seçim yılı takdir edersin. Yani yıl sonu oluşacak seçime kadar ABD ekonomisinin pozitif tarafta kalması tabii ki siyasi açıdan da önemli. En azından demokratlar adına Cumhuriyetçiler işe biraz daha farklı bakabilir ama netice itibariyle böyle bir sorumluluk da vardı FED'in üzerinde. Bir yandan da piyasaları dengede tutma sorumluluğu. Yani yukarı çok gitti S&P 500 endeksi. Ciddi rekor seviyeler görmeye başladı son dönemde. Seviyelerin korunması, en azından bir kırılma olmaması. FED'in görevi bu değil ama FED bu tarafa da bakıyor doğal olarak. Piyasanın bozulmasını da istemez. Tahvil faizleri geri gelmişti. ABD 10'lar 4'ün altına gelmişti. ABD 2 yıllıklar 4-4,5 bandına gelmişti. Dolar endeksi 103'lere gelmişti. O seviyelerin korunması piyasalar için önemliydi. FED için de tabii ki belli oranda önemli ama FED'in önceliği enflasyon. Bunu net olarak bir kez daha dile getirdiler. Çünkü manevra alanı var büyüme tarafında ve istihdam tarafında. Bugün tamam, tarım dışı istihdam datası gelecek, önemli de olacak. Yani beklentilerin altında mı, beklentilerin üstünde mi, iyi bir veri manevra alanı vermeye devam eder. Kötü bir veri gelirse FED'i biraz daha faiz indirimine çağırır mı? İzleyip göreceğiz ama FED ona bakmıyor. FED ardışık olarak tam bir bozulma oluşursa büyüme ve istihdam tarafında gereğini yapar. Ama asıl FED'in odaklandığı konu
enflasyon. Başkan Powell'ın birkaç söylemi var bu konuda, çok önemli. Birincisi, enflasyon düşmeden diyor, biz faiz indirmeyeceğiz. Yani kalıcı düştüğüne ikna olmadan o süreci başlatmayacağız. Yani dolayısıyla Mart ayı aslında beklentilerden çıktı. Her ne kadar beklenti anketinde hala ekranlarda %40 gibi bir oran olsa da çok daha yüksekti bu oran. Şimdi %40'a düştü. %40 da az bir oran değil ama Fed'in Mart ayında faiz indirmeyeceği öyle ya da böyle güçlendi, netleşti gibi. Ama şöyle bir kazanım var piyasanın. Fed artık faiz arttırmayacak noktası bir miktar daha artık netleşmiş ve hani ne diyeyim, rasyonel bir şekilde sahada yerini bulmuş oldu. Yani Fed sıkılaşma tarafında kalabilir ama faiz arttırma noktasında çok gerekmedikçe, bir şok yaşanmadıkça artık Fed o opsiyonu kullanmayacak. Ama faiz indirme opsiyonunu, yani sıkılaşmadan genişlemeye geçme opsiyonunu kullanmak için çok sabırlı ve dikkatli olacak. Aynen şu cümleleri kullandı Başkan Powell. Tamam, enflasyonda iyileşme var. Bu önemli, önemsiyoruz ama katılaşmış tarafın bizi zorlamasından da korkuyoruz. Yani şunu söylüyor, ikinin üzerinde bir denge kurulursa biz enflasyon hedefi onların 1.5-2, Fed'in kendi hedefi manşet tarafta. Çekirdek PCE endeksine de bakıyorlar, manşet enflasyona da bakıyorlar. Manşet enflasyon uzun bir aradan sonra 4'ün altına geldi. Çekirdek PCE endeksi 2.9 da iyi bir veri olarak geldi. Ama manşet taraftaki o 3'ün üzerindeki seyir, hani bizim tüketici endeksi enflasyon olarak nitelendirdiğimiz o seyir 3'lerin üzerinde, o 2'ye gelip 2'nin üzerinde netleşirse ve bu biraz devam ederse bu biraz zorlar bizi. O yüzden o sürecin oluşmaması adına olabildiğince gerektiği anda başlamak istiyoruz diyor. Aynen de şu ifadeyi kullandı yine, risk yönetimi içinde belirli bir risk algısı, risk yönetimi içinde davranacaktır Fed. Ne erken davranmak istiyoruz. Daha önce biliyorsun enflasyon konusunda geç kalmışlardı. Sen de bunu defalarca konuştuk. Evet. İlk faiz artışı gelene kadar bayağı bir zaman geçirmişti Fed. Sonra da eleştirilmişti. Şimdi eleştirilmek istemiyor. Yani gereğinden önce bir faiz indirme enflasyon tarafında bir yukarı yön ivme getirirse Fed bundan korkuyor. Bunu da beyan etmiş oldu. Ama geç de kalmayacağız diyor. Yani enflasyon eğer bize izin verirse piyasaları bozmamak, potansiyel bir resesyona sebep olmamak adına faizi de indirmekten geri durmayacağız diyor. Ama belli olmayan net bir şey var, zamanlama. Faiz indirecek bu sene ama zamanlaması belirli. Şöyle de bir şey çok konuşuldu, onu da belirteyim. 70'lere çok benzetiliyor bu süreç sevgili Beste. 70'ler, 80'ler o dönemki enflasyonist ortam. Önce enflasyon grafikler de birebir aynı şu ana kadar, ilginç bir şekilde. Önce bir tepe yapmış, sonra aşağı gelmiş. Aynı burada da şu an o yaşanıyor. 9'lara çıkmış bir enflasyon 3'lere geldi. Fakat sonra o dönemin grafikleri bir anda sıçrama gösteriyor. O günün dinamikleriyle. Tamam, dinamikler farklı, zaman farklı, yaşananlar farklı, küresel ölçekteki gelişmeler ve kazanımlar farklı olabilir. Ama o grafik şunu gösteriyor. Çünkü sonra ciddi bir sıçrama yapıyor. Düştüğü yere çıktığı gibi üstüne çıkıyor ve Paul Volcker dönemini biz konuşuyoruz. Senle de konuştuk. Çok ciddi faiz arttırımlarıyla gelmek zorunda kalıyor Fed devamında. Ve ciddi bir sıkılaşma sonrası ancak enflasyon kalıcı olarak düşebiliyor. Şimdi aynı senaryonun yaşanmaması için, o grafiklerin tekrarlamaması için, tarih tekerrürden ibarettir değildir tartışması ayrı bir şey ama o noktaya düşmemek için Fed kontrolü gidecek. Anlaşıldı. Mart olmayacak. Mayıs bir ihtimal ki bana göre zor. En erken Haziran'da olabilir. Bunun da sinyalini Mart'ta alacağız. Mart'a kadar piyasalar en azından bir zaman kazanmış oldu. Aslında bunu normal şartlarda piyasa iki etapta S&P tarafında satışta karşıladı. Dolar endeksi bir yükseldi. Tahvillerde bir hareketlilik oldu. Sonra tekrar bir denge. Çünkü piyasa şöyle okuyor şimdi. Nasıl diyor, faiz arttırmayacak Fed. Buralarda kalacak. 5.5. Ama aşağı gelmesi için her ne kadar Şahin
bir tavır takınıyor olsa da elinde sonunda bir faiz indirimi de masaya gelecek. Biz kendimize göre bir konumlama yapalım refleksi içinde. Ama ben temkinli olunması gerektiğini belirtmek isterim. Potansiyel bir S&P 500 endeksine geri çekilme derinleşirse bu bütün borsaları dolayısıyla bizi de etkileyebilir. Bütün mesele orada seviye. Yani S&P 500 net olarak söyleyeyim 5000'e bu kadar yakınken aşağıda 4650 4800 bandını kırarsa izleyicilerimiz borsaya bakan izleyicilerimiz buna dikkat etsin. Önemli bir sinyal gelmiş olur dünya borsaları için. Sadece ABD borsaları için değil. Tamam biz negatif ayrıştık. Şimdi biz başka bir hikaye yazıyoruz. Şu an pozitif taraftayız. Birazdan konuşacağız. Bunun gerekçelerini de zaten seninle bir önceki yayında belirtmiştik. Her mecrada da anlatmaya çalışıyorum. Biz bu yükselişi bekleyen taraftayız zaten. Ama ABD borsalarına, ABD'deki gelişmelere tabii ki bakıyor olacağız. Jeopolitik hislere bakıyor olacağız. Çin'deki gelişmelere bakıyor olacağız. Avrupa'daki gelişmelere. Orada ECB de hani en erken yaz aylarında olabilir dedi Lagarde. Ama bazı güvercin ECB üyeleri Haziran'da da bir faiz indirimi mümkün ifadesi kullandı. Orada da kafalar karışık. Bir yandan teknik resesyon ihtimalleri, bir yandan euro dolar paritesindeki euro'nun aleyhine olan seyrin devam ediyor olması, Avrupa bölgesindeki problemler vesaire Avrupa'yı da önemli hale getiriyor. Özet olarak globalde şimdilik Fed piyasa istediği pası vermedi. Faiz indirimi noktasına netlik getirmedi. Hatta faiz indirimi noktasında biraz da şahin davrandı. Ama piyasa şimdilik bunu ılımlı okudu. Ama her an bir düzeltme sürecine karşı da bu kadar da risk varken temkinli olmak gerekiyor. Son cümlede petrolle ilgili 1.83 dolar gördük. Tam oradan döndük. 79 dolardayız. Petrole çok daha konsantre olmak zorundayız sevgili. Önümüzdeki dönem petrolde oluşabilecek bir yukarı yönlü seyre karşı. Çünkü petrolün yükselmesi demek enflasyon hesaplarının bir anda tekrar ters yüz olma ihtimali demek. Bizim için de önemli. Yani 83 geçirmiş olsaydı orası önemli bir eşikti, bariyerdi. 83-84'ler. Bir 87 var, sonrasında 90 ve 100'lerin tekrar görülme ihtimali. Daha önce uyarmıştık seninle, bir 95'leri gördük hatırlıyorsun. Yeniden tekrar petrole biraz daha fazla konsantre olacağız önümüzdeki birkaç ay. Çünkü çok risk var. Navlun fiyatlarının nereye geldiğini gördük. Tedarik zinciri tekrar bozuluyor. Hafif hafif düzelmezse bu Kızıldeniz Yemen süreci vesaire. Tamam Libya üretime geçti. OPEC Plus kafası karışık vesaire. Ama ABD seçime giderken yüksek petrol fiyatı istemez. Ama biz yine de petrole bakıyor olacağız sevgili Beste. Teşekkürler Cüneyt Bey. Şimdi global piyasaların ardından biraz yurt içi piyasalara dönmek istiyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'yla da ilgili aslında merak ettiklerim var. Çünkü Merkez Bankası da yılın ilk enflasyon raporunu 8 Şubat'ta açıklayacak. Hem öngörülerinizi merak ediyorum ama süre açısından aynı anda dövizi de sormam gerek. Şimdi bir yandan döviz tarafında da dolar ve euro ile ilgili tahminlerinizi de merak ediyorum. Çünkü dolar ve euro yıl genelinde hangi seviyelerde seyredecek? Siz neler düşünüyorsunuz? Merkez Bankası piyasaların beklediği yönde davranmaya devam ediyor. Politika faizini 45'e getirdi ve bekle gör moduna geçti şimdilik. Kendi tabiriyle. Yani biz de seninle yaklaşık 6-7 aydır ardışık yayınlarımızda politika faizinin 45 gibi bir yerde netleşebileceğini ve ondan sonra bir bekle gör potansiyelin mümkün olduğunu belirtiyorduk. Yani piyasayla aynı noktadaydık. Tabii arada Merkez Bankası önden gitti, biraz önce geri kaldı, sonra önden koştu. Ama şimdi piyasayla eşitlendi. Yani piyasa net bir Merkez Bankası görüyor. Bu çok önemli, çok kıymetli. Yani piyasayla Merkez Bankası beklentisi arasında makas iyice kapandı. Bu şu demek, öngörülebilirdik Merkez Bankası noktasında arttı demek. Yani ve şu da artık çok net. Bu politika Sayın Mehmet Şimşek de dün ifade etti. Bir kez daha özellikle sanayicilerle yaptığı görüşmede bunu hep dile getiriyordu yabancı yatırımcılarla görüşmelerinde de. Bu politikalardan
vazgeçilmeyecek. Bu politikalardan taviz verilmeyecek. Enflasyon benchmark, enflasyon problemi çözülmeden Türkiye bu politikaları, arada tabii üretimi destekleyecek, ara kararlar alacak olsa da bu politikaların ana amacı enflasyonu düşürmek olacak. Bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam edecek. Bunlar tabii önemli kazanımlar. Ve Merkez Bankası kendi karar seti içinde 45'e getirerek bekle gör modunda yoluna devam edeceğini beyan etti. Potansiyel bir algıda değişim olur. Enflasyon beklentilerinde kötüleşme olursa gereğini yapacağını da bir kez daha beyan etti. Burada önemli olan senin dediğin konu, yani Şubat ayında bir kez daha enflasyon raporu, enflasyon sunumu, enflasyon hedeflemesini açıklayacak Merkez Bankası. Bir önceki toplantıda, yani sunumunda, raporunda 36 ama 36-42 gibi bir bant öngörmüştü. Bir bant da verdi. Ben yine bir miktar belki revize edebilir. Çünkü son gelen işte asgari ücret gelişmeleri, bazı zamların etkisi, işte eğer FED gecikirse faiz indirmekte global şartlar vesaire, bir de yabancı süreci, yabancı algısı önemli olacak. Yabancı sermaye Türkiye giriş hızı diyelim, döviz kitlesini belirleyecek. O yüzden Merkez Bankası biraz daha enflasyon noktasına 36'dan, o pivottan biraz daha yukarı bandı değiştirmeyebilir ama 36 beklentisini biraz yukarı çekebilir. Piyasada zaten Merkez Bankası'nın beklentisine yakın bir yerde, 42'lerde, 45 diyen de var ama genelde 40-42 gibi bir yerde enflasyonun yıl sonunda netleşeceği yönünde. Tabii faiz indirimi de konuşuluyor zaman zaman ama çok erken bunları konuşmak için sevgili Beste. Çünkü enflasyon netleşmeden, son çeyreği görmeden herhangi bir şekilde Merkez Bankası'nın bu politikalardan vazgeçmesi mümkün de değil. Dediğim gibi üretime destekleyecek başka araçlar var her zaman. Onlar kullanılabilir ama Merkez Bankası sıkı para politikası kararlılığı oldukça önemli olacak. Biz bu kazanımları kolay elde etmedik. CDS'lerden nereden nereye geldi? Belli dengeler, belli bir maliyet de kuruldu. O maliyetlerin karşılığında sonuçlar alınana kadar beklemek lazım. Yani burada mevduat faizleri önemli. Yatırımcı için de önemli. Bir dönem düşüş gösterdi. Son bir aydır özellikle. Şimdi politika faizin 45 olduğu bir yerde mevduat 40'lar civarında. 38-42 civarında. 43. Tabii biraz daha yüksek bir paraya biraz daha yüksek oran bulmak mümkün olsa da genelde bu seviyelerde. Bunun ben bir miktar yukarı yönlü imeleneceğini düşünüyorum tekrar. Çünkü kur korumalı mevduat sürecinin tasfiyesinin sorunsuz geçmesi, dövize yönelmemesi, döviz tevdiat hesaplarında bir miktar artış başladı. Bunun devam etmemesi, TL varlıklarda kalıcılığın sağlanması, mevduatın bu noktadaki görevi ve önemi sebebiyle hani yatırımcı tarafına binaen söylüyorum. Bir mevduat faizlerine tekrar bir yukarı yönlü 45'lere ve üzerine 45-50 bandında bir bölgeye gitmek potansiyel olarak mümkün olacaktır. Tabii orada kredi döngüsü, bankaların elindeki nakdin krediye dönme rasyoları vesaire birçok konuyu konuşmak lazım ama hemen senin soruna cevap olarak gelelim. Biz senden NATO dedik. Önemli dedik. NATO kararı çıktı. Karşıda ABD'den hemen cevap geldi. Yani F-16 noktasında bir netlik. Çok kısa bir itiraz süresi kaldı. İtiraz gelmese netleşecek ve Türkiye-ABD ilişkilerinde en azından bu süreci arkada bırakmış olacağız. F-16 sözü tutulmuş olacak ama başka sözler de bekliyoruz. Hatta Halk Bankası başta olmak üzere birçok sürecin bizim lehimize netleşmesini bekleyeceğiz. Bunun ne anlamı var? Bunun yabancı yatırımcı açısından Türkiye-ABD ilişkilerinde problem yoksa Türkiye'nin herhangi bir ABD-Türkiye ilişkilerinden dolayı bir problem yaşamaması netleşecekse ben yabancı algısının Türkiye tarafında batı sermayesinin özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan gelecek sermayenin biraz daha Türkiye'ye realize olma gücünün artacağını düşünüyorum. Ki borsamızın o 8100'leri kırması tam NATO kararının akabinde olmuştur örnek olarak söylüyorum. Yani biz önümüzdeki dönem tahvil tarafında, borsa tarafında, TL varlıklardaki yabancı payını
artmasını kademe kademe olarak izlerken tabii ki politikalar önemli olacak. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri önemli olacak. Ama biz önemli bir eşiği açtık. Bu da dolar TL'de bir miktar manevra alanı getirmiş durumda. Çok tartışma var orada. Yıl sonu orta vadeli program hedefi olan 40'ler var masada bir yandan. Bir yandan orta vadeli programı yine hedefin olan ortalama kur dediğimiz 36. Yani bir ortalama kur vardır sene içinde. Bir de yıl sonu kur hedefi vardır. Şimdi mevcut durumda 30-31 bandındayız sevgili. Ki biz seninle bir yıl boyunca 30'lar civarında bir rakamı söylüyorduk, telaffuz ediyorduk. Hatta 28-31 bandı içinde bir yerde yılı bitiririz diyorduk. Orada bitirdik. Teknik olarak konuşuyorduk bunu. Temel ve tekniği birleştirerek. Şimdi yeniden bütün bu anlattıklarım çerçevesinde temel ve tekniği birleştirme benim gördüğüm şu. Bir 36'lara giriş olacak. Seçimden sonra belki biraz daha hızlanabiliriz enflasyon kadar. Ama ben açık söyleyeyim. Hani 40-42'lere de gitmeden bu yılı bitirme ihtimali masada. Teknik olarak ve temel olarak. Ama orada döviz iktisadi çok önemli olacak. Yani yabancı sermaye güçlü bir şekilde Türkiye'ye gelirse bu çok daha mümkün olacak. Yabancı raporlarında da görüyoruz zaten. HSBC ne dedi? 33 dedi. Hatta Wells Fargo daha agresif bir TL önermesi verdi ve 30'lar civarında bir seviyede yılı bitirmek. Ben o kadar imserliğin kur tarafından netleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir yandan rekabetçilik var, bir yandan ihracatçıların talebi var ama bir de denge var. Net beklentimi söyleyeyim. Hani 36'lara önce bir gider kur belli bir vadede. Ama ondan sonraki hareketleri 40'ye gidişinin seyrini belirleyecek olan tamamıyla likittedir. 38'lerde de bitirebiliriz ama maksimum 40'lara dokunarak da bitirebiliriz. 36-40 bandı içinde bir bölgede yılı bu elimdeki veri setiyle bitirebileceğimizi düşünen taraftayım ama teknik görünüm değişir, temel hikaye değişirse onu da paylaşırız. Bunun euroya yansıması da tabii euro dolar paritesi de önemli orada. Şu an 33'lerde bir euro dolar paritesi var. Koyduğumuz seviyelerin üzerinde bir euro TL yani örneğin 36-37 gibi bir yerde dolar TL kendini konumluyorsa 40'lar civarında bir euro TL görmemiz mümkün olacak. Ama bunların hepsi normal şartlar altındadır. Herhangi bir globalde dolar endeksini yukarı ekstrem bir şekilde yükseltecek bir gelişme olursa veya iç dinamiklerde bir değişim olursa biz dolar TL öngörüsünü farklı da konuşmak durumunda kalabiliriz. O şerhi de koyalım. Dediğim gibi bu proaktif bir süreç. Türkiye bir yoldan geçiyor. İyi de gidiyor ama bu iyiye gidişin aynı şekilde devam etme gücü ve kararlılığı çok çok önemli olacak. Yapısal reformlarla desteklenmesi de oldukça önemli olacak sevgili dostlar. Teşekkürler Cüneyt Bey. Altınla devam edelim dilerseniz. Altına yatırım için şu an doğru zaman mı? Onu sormak istiyorum aslında. Şimdi gram altına baktığımız zaman rekor seviyeleri gördük. Gram altında bu rekor seviyelerin devamı gelir mi? Hangi rakamları görebiliriz? Bir taraftan ons altını da yine merak ediyorum. Ons altında da yine keskin yükseliş bekleniyor mu? Bu seviye ne olur? Neler söylersiniz? Vallahi yani ben 10 senedir aynı şeyi söylüyorum. Minimum altın. Yani mutlaka evet. Portföylerde olmalı ve giriş hekimleri alım yönünde kullanmalı. Hatta bunu biraz daha zamanı daraltırsak senle olan yayınlarımızın tamamında bunu söyledik ve nereden nereye geldiğimizi de beraber gördük. Yani biz 1500 seviyeleri de gördük seninle beraber. Oranın bir miktar altını da gördük ve her seferinde alım fırsatıdır dedik. Bugünlere geldik. Tabii ikiye ayırmak gerekiyor her zaman olduğu gibi. Ons altından başlamak gerekiyor. Oradan gram altın veya altın espire seninle konuştuğumuz o enstrüman ki nereden nereye geldi o da. Yani 13-14'lerdeydi seninle konuşmaya başladığımızda 23'leri gördü. 24'leri gördü. Şu anda oralarda fiyat devam ediyor. Ons altın 2080'i hala geçmedi. Bir 2150 bar gösterdi birkaç saatliğine. Ama 2080-2000 bandı içindeki sıkışma, kısa vadeli sıkışma devam ediyor. Uzun vadeli sıkışma bandı da
Hani o 1700'lerde 2100 bandı içindeki süreç hala devam ediyor. 4 senedir. Ama zirveye yakın devam ediyor. Farkındaysın. FED eğer öyle ya da böyle eninde sonunda faiz indirecekse bu altına yarar. Global riskler bu kadar güçlü kalacaksa bu altına yarar. Güvenli limansa böyle. Tabii orada şunu hep dile getiriyoruz. Bu da bizim insanlık görevimiz. Lütfen bu dram bitsin. Çocuklarımız üzerinde, dünyanın bütün çocukları bizim çocuklarımız. Dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa lütfen. Dileğimiz de o, duamız da o sıkıntı bitsin. Yani ben altın veya farklı bir enstrümanın böylesi bir dramdan beslenilmesi noktasında konuşurken zorlanıyorum. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani bu insani sorumluluğumuz. Ama işin mesleki tarafından bakıldığında işte Kızıldeniz'deki olaylar, işte ABD potansiyel Çin gerginliği. Çin çünkü anladı bazı şeyleri, kendisinin bypass edilmek istendiğini, ticaret noktasına vesaire. İşte İtalya biliyorsun İpek Yolu projesinden çıktı vesaire. Yani Çin bazı şeylerin farkında. Bu da ABD-Çin gerginliği önümüzdeki dönem çok daha derinleştirecek. Onun için altının yukarı gitmesi için çok sebep var. Ve ben sana hep söyledim. Benim beklentim 2300-2500 minimum bu yıl için. Ve önümüzdeki birkaç yıl için 3000'lere gidebilecek ve 10 saat. Ama birkaç yıl için. Şimdi ama bir 2150 zaten gördük ve hemen gördük. Hemen çünkü o kadar sıkıştık ki. Orayı geçip 2080'i geçip orayı destek yaptığı an 2150 ara bir bölge. 2300-2500'e çok hızlı da gidebiliriz. Onu da söyleyeyim. Onun için ons altına beklentilerimiz devam ediyor. Fakat bunun gram altına yansıması mutlaka ve mutlaka dolar TL çarpanı işin içinde olduğu için ons altının üzerinde bir gram altın beklentisini önümüze getirecek. Ben her zaman olduğu gibi gene teknik olarak grafik üzerinden istersen yorumlayayım. Böyle bir yan dönüşte. Bir kere sevgili Esne, gram altın ki interbank kuru. Şu yanılgıyı bir kez daha hatırlatalım. Gram altının serbest piyasa fiyatlaması farklı. Yani size televizyonlarda söylenen gram altın fiyatıyla kapalı çarşı dediğimiz serbest piyasadaki fiyat, hatta bankaların size sunduğu fiyat farklı ve makaslı bir şekilde oluşuyor. Bunun sebeplerini çokça anlattık. Orada oluşan dolar TL arz talep dengesi ve aradaki komisyon farkları sebebiyle makaslı gidiyor altın fiyatları. Bunu unutmayalım. Onun için yatırım yaparken bu makas farkını da unutmadan dikkat edelim. Ama Interbank kuru üzerinden açıklanan resmi kurda 2011 gibi bir rakam var şu an önünde. Ve önemli bir eşikte. Diyor ki ben bu seviyenin üzerinde, yani 2000 üzerinde kaldıkça özellikle 2015'in 2100 ve 2200'e giderim, devamlı 2500'e giderim diyor. Yani aynı ons altın paralelinde bir beklentisi var zaten. Ama hep dediğim gibi ons altının bir tık üzerinde fiyatlamalar oluşma ihtimali güçlü olacaktır gram altının, onu da belirteyim. Aşağıda şöyle de bir renklem var, 1970 altına, oraya her yaklaşmaya oranın o altında oluşabilecek düzeltmeler gelirse eğer ons altın tarafında. 1970 altındaki her fiyat, 1972.000 aralığı ve onun altındaki her fiyat kesinlikle alım bölgesi. Net olarak grafik. Çünkü ben bakıyorum en uzun vadede yıl, 1,5-2 senede en fazla 70 günlüğe kadar gelmiş. Orası da 1900'lerde şu. Yani gelse gelse en fazla mevcut haber akışı değişmedikçe oraya kadar gelir. Ha, gelir mi? Şu an zor. Ama gelirse de zaten 1970'in altına kalıp oraya geliyorsa en potansiyel alım yeridir. O da ayrı bir konu. Ama yukarıda potansiyel var. Bunu serbest piyasa üzerinden okuduğumuzda şöylesi bir kanalın üzerine geldiğimizi görüyoruz. Yani 2062 fiyatı var bu arada. 50 liralık bir fark var sevgili Beste. 2100 zaten hemen önümüzde. 2100'ün üzerinde hızla ben 2250'ye giderim diyor. Devamlı 2300-2500'e kadar burada da alan var diyor. Ama aradaki makası unutmayalım. O makas farkı bizim yatırım kararlarımızı etkileyecek ve etkilemediği noktada biz kısa vadeli gram altı al-sat yapamıyoruz doğal olarak. Çünkü aradaki o fark, yani daha düşük fiyata satabiliyoruz, daha yüksek fiyata alabiliyoruz.
Onun için siz aldığınız andan itibaren size kar bırakması için o 40-50 liralık makası bir kere geçmesi gerekiyor altının. Altına uzun vadeli bakalım. Yani şurada keşke grafikleri gösterebiliyorsam, belki görüyordur arkadaşlar. 2020'den beri, bak 2020'de sevgili 250 liraymış. 3 senede geldiği yere bakar mısın? Evet. Hangi getiri bununla yarıştı? Onun için altın dedik. Hislere karşı sizi korur dedik. Enflasyona karşı sizi korur dedik. Alım gücünüzü korur dedik. Onun için altın bu kadar önemli ve herkesin gündeminde. Doğal olarak. Yani dolar mı, döviz mi daha doğrusu, altın mı dersen ben her zaman altın derim. Bu sebepten. Yani hem ons altına konsantresin, hem döviz fiyatlarına konsantresin. Zaten altın tuttun mu, bunda banka sistemi içinde tuttun mu zaten güvenilir bir şekilde. Sen kendini risklere karşı koruyorsun ve getirisinden de faydalanıyorsun. Ve altın espri. İstanbul borsasında işlem gören İstanbul Altın Rafinerisi'nin sertifikalı ürünü. Altın espri'de de an itibariyle 23.50 fiyat var. Seninle konuştuğumuz zamanlarda çok geriye geldiğimde 12.5'lardan hareket et. %100 sevgili. Bir senelik perspektif. Bir senelik perspektifte neden o aradaki fark var? Yani 2000 bir gram altın fiyatı varsa niye 23.50'lerde bir altın espri fiyatı var? Çünkü alım satım arasındaki fark çok ufak. Rağbet gördü ve arz talep de oluşuyor. Talep var. Talebin olduğu yerde fiyat biraz daha yüksek olabiliyor. Burada da şöyle bir görüntü var. 22.50'ye yaklaşımlar bir alım fırsatı. Hatta orası kırılıyorsa 20'ye kadar bir geri çekim oluşuyorsa kesin alım fırsatı. Şimdi şunu söylüyorlar. Hocam biliyorsun da oraya gelirim. Biz birkaç defa bazen düzeltmeler. Ben bunu söylemekle mükellefim. Geldiğini oluştuğunda gördük. Yukarı yönde de potansiyel hareketleri gördük. Aşağı yönde düzeltmelerin de oluştuğunu gördük. Ona hazırlıklı olmak önemli. Orada ne yaptığını, ne yapacağını bilmek önemli. Ve burada da altın espri'nin 25 önemli direnci. Oranın üzerinde 30'a kadar bir altın espri potansiyeli olacaktır. Özetle altın mutlaka getirisinden dolayı ve güvenli liman olmasından dolayı portföylerde olmaya devam etmeli. Bazı görüşler diyor ki altın bir noktadan sonra ivme kaybedecektir. Ben o noktada değilim. Zaten öyle bir şey görürsek de mutlaka analizlerimizde bunu da paylaşmaktan çekinmeyiz sevgili Beste. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Son olarak borsayı da sormak istiyorum. Şimdi borsada yukarı hareketin devamı için hangi seviyeler önemli? Yatırımcılar hisse seçiminde nelere dikkat etmeli, neler tavsiye edersiniz? Zaten 100-150 geçildiği andan itibaren yeni rekorların geleceği belliydi. Biz bunu söyledik. Sen de söyledik. Her mecrada da söylüyorduk. Ki bugün 8.762 ile tüm zamanların en büyük rekoru görüldü. Bir kez daha aşağıda 8.500 hatta 8.400-8.600 orada gap de var. Kırılmadıkça ve en aşağıda 8.000-8.200 kırılmadıkça yön yukarıdır. Arada düzeltmeler gelebilir mutlaka. Ama yabancı yatırımcının da ben bir miktar ağırlığını arttıracağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Kademe kademe bir anda değil. Seçimi bekleyecektir bir miktar yabancı. Oradan sonraki netleşmeyi de görmek isteyecektir. Ondan sonra uzanacaktır. Bu biraz daha yerli hareketi. Yabancı destekli yerli hareketi diyelim. Halka arzlarında azaldığı likiditenin tekrar çoğaldığı bir süreç izliyoruz. Bu da önemli. Çünkü likidite kalmamıştı. Borsa bir anda 8600'den 7200'e kadar bir düzeltme yapmak zorunda kaldı. Hem aşırı primli sürecin bir konsolidasyonu gerekiyordu, düzeltmesi gerekiyordu. Bilançoları iyiydi evet ama çok aşırı fiyatlanmıştı. Birçok hisse çok ciddi primler elde etmişti. Bir düzeltme sağlıklıydı. 7200'den başlayan o düzeltme hareketinin sonlandığı noktadaki hareket tekrar 8000-8200'e geldi ama bir türlü geçemedi. Ta ki NATO kararı gibi. Sonrası ne kadar? O karardan hemen sonraki 11 Ocak'ta bir ABD'de yatırımcı görüşmesi de vardı. Hafize Gaye Erkan Başkan'la Merkez Bankası'nı biliyorsun bir roadshow'u, Merkez Bankası toplantısı vesaire. Bütün hikayeler birleşti ve borsada şu an alım yönünde.
devam ediyor. Bankacılık sektörü her zaman önemli olmaya devam edecek ama son dönem sanayi sektörü tekrar kendini göstermeye başladı. Ulaştırma sektörü, perakende, gıda, özellikle önümüzdeki dönem demir çelik sektörü, otomotiv sektörü, onlar bir miktar ucuz kaldı. Holdingler çok önemli olacak. Birçok yabancı raporda okudum. Bütün bunların içindeki özellikle de enflasyon muhasebesi artık uygulanmaya başladığı için gelecek bilançolarda bunun etkisini de göreceğiz. Kendisini yüksek faiz ortamına ve enflasyon muhasebesi noktasında pozitif ayrıştırabilen şirketler mutlaka olacak. O şirketleri bulmak için de mutlaka profesyonel destek almak gerekecek kendi çalışmalarımız dışında. Bazı hisseler endeksin altında, bazı hisseler endeks kadar ama bazı hisseler endeksin çok üzerinde getiri elde etme potansiyeline sahip olacak BES'te. Onun için bu yıl hisseyi doğru seçmenin yılı. Her aldığınız hissenin gitmeyeceği, doğru hisseyi alıp bu performanstan faydalanacağımız bir yıl olacak. Bunun bir kez daha altını çizmek üzere. Ha, düzeltmeler gelirse de dediğim gibi 8400-8600 veya maksimum 8000-8200 üzerindeki direnişe dikkat. Oralar geçirse yeni şeyler konuşmak zorunda kalabiliriz. O olmasa nereye kadar gideriz dersek 8600'e destek yapan bir borsa İstanbul en kısa vadede. Zaten şimdi 8700-8800'lere geldik. Buralar önemli bir ara fibo seviyesi. Buraları da geçiyorsak 9000-9400'e kadar alan açılıyor. İlk alan bu. Orası ilk potansiyel. Oranın üzerinde de 9800-10200 var. Seninle daha önce konuştuğumuz seviyeler. Seçime kadar oralar potansiyel olabilir. Ama ben yıl boyunca strateji raporlarında da okuyorum. Yurt dışından ve yurt içinden tüm raporları okuyan biri olarak kendi stratejimi belirlerken bir benchmark olması adına kendi beklentimi de harmanladığımda dolar bazlı 3-3.2 ilk hedef. Burası geçirirse 3.7-3.8 gibi bir potansiyel hedef olacak. O da yıl sonu. Dolar TL hareketleri de baz alındığında 10.000 üzerinde 12.000-14.000'e kadar bir Borsa İstanbul potansiyelinin olduğunu bize gösteriyor yıl boyunca. Yani bu sene borsa için zaten 8.000 koy %40 enflasyonu zaten 12.000'e geliyor. En yalın haliyle endeks bazında söylüyorum ama önemli olan hisselerin getirisi. İki tane şerhimiz var. Yurt dışı piyasalar bozulmasın, içeride iç dinamikler de bir değişim negatif yönde olmasın. Mutlaka borsa yatırımları portföyde olmalı. %25-30 noktasında 100 birimlik bir portföyün hisse senedi olmalı ama doğru hisselerde yola devam edilmeli. Ben birkaç sektör söyledim ama doğru hisselere ulaşmak için önemli olan araştırma bölümlerindeki arkadaşların bilanço analiz raporlarına konsantre olmakta fayda var diyelim. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Değerli görüşleriniz ve katkılarınız için yeniden görüşmek dileğiyle o halde. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Hoşçakalın.